Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ndeyim ve şu ana kadar gördüğüm en görkemli objeler arasında yer alabilecek bir grup eseri inceliyorum. Bunlar eski Veracruz dönemine ait. Öküzlerle ya da tarla ekimiyle hiç alakası olmamasına rağmen günlük hayatta boyunduruk olarak bilinen objeler. Bunlar bu durum her ne kadar buradakiler için geçerli olmasa da kurban edilecek insanları kontrol altında tutmak için de kullanılıyordu. Ve o kadar ilgi çekiciydiler ki insanlar bunların ne anlama geldiklerini hep merak etmişlerdi. Veracruz'da diorit taşı olmadığı için bu malzemeyi tehlikeli bölgelerden geçirerek yüksek maliyetlerle bir yerden getirmiş olmaları mümkün. Diorit gibi değerli bir taşın büyük parçalar halinde Veracruz'a getirilmiş olması çok önemli bir ayrıntı. Bu boyunduruklara, klasik Vera Veracruz'da ancak önemli politik ve dini liderler ulaşabilirdi. Ve bunlara sahip olmak bir ayrıcalık ve gurur kaynağıydı. Asizadilerin mezarlarında ufak tefek birkaç parçanın yanında bu boyundurukları bulmak son derece alışılmış bir durum. Eserin kendisine gelecek olursak, taş... Muazzam bir teknik beceri ile yontulmuş. İri ve belirgin kısımların yanında ince detaylarla yontulmuş bu bölümler gerçekten büyüleyici. Geniş formları, motifleri hakkında fikir sahibi olmamıza yarıyor. Gözleri, dili, ön ve arka bacaklarıyla bir kurbağaya benziyor. Bu ana motif üzerinde çok ince ve detaylı, adeta kalemle çizilmiş kadar net ve kaligrafik özellikleri olan oyuklar bulunuyor. Bu basit ama anıtsal formlar Olmeklerden miras kalan bir özellik olmasına rağmen ince kaligrafik çizgiler kendi icatlarıdır. Sanki geniş ve kaba formlar yontulduktan sonra üzerine çizimler yapılmış gibi. Girintili alanlara burgu yapmak için de kırmızı bir boya kullanılmış. Kırmızı boyanın ya da kırmızı civa sülfitin birçok obje üzerindeki ince çizgilerde ustalıkla kullanıldığını görüyoruz. Bu arada cıva sülfit son derece tehlikeli bir madde. Veracruz'da kırmızı cıva sülfit iki şekilde kullanılırdı. Sanatsal bir objeye bakan kişinin dikkatini ince çizgilere çekmek için çizgilerin içinde bir de atalarının kemiklerini kaplamak için kullanılırdı. Peki eski Veracruzlular için kurbağanın önemi neydi? Kurbağa, suyu temsil eder. Daha doğrusu su ve kara arasındaki sınırı. Örneğin Veracruz'da çok sayıda bataklık gibi yerler var. Kurbağalar hem karada hem de suda yaşayan hayvanlardır. Su, birçok Mezoamerikan ama özellikle de Veracruz kültüründe, öbür dünya ya da ölüler dünyası yani gömüldüğünüzde gideceğiniz yer ile ilişkilidir. Ölen birinin yaşamla ölüm arasında sınırları geçecek olması fikrini vermesinin yanında bu obje bir çeşit top oyununda da kullanılırdı. Top oyunu doğaüstü dünya ve bizim dünyamızın birleştiği yer olduğu için son derece önemlidir. Tabii top oyunu derken futbol ya da basketboldan bahsetmiyoruz. Burada bahsettiğimiz top oyunları törensel oyunlardı. Oyunların kurallarını ve amaçlarını tam olarak bilmiyoruz ama sadece eğlenme amaçlı o, düzenlenmediklerini biliyoruz. Mezoamerika'daki bütün büyük şehirlerde ve özellikle Veracruz'da büyük oyun sahalarının bulunması bu oyunun ne kadar önemli olduğunu kanıtlıyor. Bu bölgede ikinci öneme sahip daha küçük şehirlerde bile oyun sahaları görüyoruz. Hemen hemen herkes bu oyunu oynuyor olmalıydı. Buna benzer objeler oyun sırasında olmasa da aynı sahalarda gerçekleştirilen geçit törenleri ya da diğer önemli ayinler, e, ayinler veya ayinsel törenlerde kullanılıyorlardı. Bunlar belki de bir oyuncunun giydiği formanın bir parçası ya da kemerleriydi. Evet, oyuncular bu kemerleri takmak zorundaydılar çünkü gerçek oyunda sert kauçuk bir top sahada zıplarken size çarparsa iç kanama geçirebilirdiniz. Bu şekilde gerçekleşen ölümler olduğuna dair bazı yazılı kaynaklar bile var. Günümüzde kullanılan toplar ince zarları olan içleri boş toplardır. Kauçuk ise son derece ağırdır. Size doğru büyük bir hızla gelen kauçuk bir top canınızı gerçekten de acıtabilir. Bunun için de hasırdan ve deriden yapılmış bu kıyafetleri giyerek topun vücutlarına vereceği zararı engellemeye çalışıyorlardı. Aynı zamanda bu giysiyle topa karşı koymaları yani ona geri vurmaları da mümkündü. Oyuncular topun vücutları yerine bu kemere çarpmasını sağlamak için bayağı yetenekli olmalıydılar. Karşımızda buna benzeyen ama sadece Veracruz'un en zengin ve politik olarak en önemli bireylerinin katıldığı ayinlerde kullanılan bir kemer var. Top oyunu her yerde oynanıyordu ve oyunlara genellikle elitler sponsor oluyordu. Bu antik Roma'daki ekmek ve eğlence organizasyonlarına, yani Körfez ülkelerinden insanların bile sadece izlemek için geldikleri, elitlerin de bağışlarıyla hayırseverlik yaptıkları organizasyonlara benziyor. Başarılı oyuncular atletler kahraman olarak görülmek istiyorlardı. Bunu yapmanın yollarından biri de bir oyuncu gibi giyinmekti ve tabii ki de oyuncuların kemerleri yerine dioritten yapılmış bu kemerleri kullanıyorlardı. Kendileri oyunun bir parçası değildi ama sanki oynuyormuş gibi yaparak geçmişteki büyük kahramanlar gibi doğaüstü ve doğal arasındaki dünyaya misafir oluyorlardı. Veracruz'da çok sayıda küçük krallık vardı. Bu yüzden ticaret yapmak ya da ittifak kurmak hiç de kolay değildi. Tüm bunları sağlamak için top oyununun evrensel yani herkes tarafından paylaşılan bir lisan görevi e, gördüğünü düşünüyoruz. Veracruz'un içinden ya da dışından gelen insanlar birlikte oyun oynuyor ve takas yapıyorlardı. Dikkat etmemiz gereken bir nokta şu. Bu oyunların nasıl oynandığını, dolayısıyla galibiyet ve mağlubiyet durumlarında ne olduğunu aslında pek de bilmiyoruz. Öyle değil mi? Evet, detaylara sahip değiliz ama klasik Veracruz döneminde yüzlerce sahanın yapıldığını ve buna benzeyen boyunduruklardan da yüzlercesi olduğunu biliyoruz. Boyundurukların çoğu bunlar gibi bütün olarak korunmamış. Çünkü o zamanlarda boyundurukları kırıp kutsal yapıların temellerine gömerek bu objelerin güç ve prestijlerinin şehirlerinde yaşamaya devam etmesini sağladıklarına inanıyorlardı. Son olarak şu ana kadar bahsetmediğimiz ama bence son derece ilgi çekici olan bir başka noktaya daha değinmek istiyorum. Boyundurukların uç kısımlarının altlarındaki detaylar da oldukça önemli. Bu kısımda birbirine dönük olan iki tane yüz dikkat çekiyor. Bunlar klasik mezoamerikan yüzleri. İkisi de genç birer erkek. Bunların mezoamerika'daki genç erkek kahramanların yüzleri olduğuna inanıyoruz. Hatta kahraman ikizleri temsil ediyor olabilirler. Top oyununda ölüme karşı gelen iki oyuncunun yüzleri de olabilir.